tam zamanı şimdiden sonra, bu sefer her şey yolunda ve alıştığımızdan daha çabuk bir süre içinde albüm geldi gibi geldi bize. Öyle mi? Doğru. Niye öyle yaptınız? Bir de ekip değişikliği var zaten. Evet, aslında zamanlama olarak çok da erken değil. Normalde devamlı şarkı üreten bir grubuz biz. Kendimiz, her şeyimizi kendimiz yapıyoruz. Ondan dolayı da hep konserlerin sıralarında bir takım şeyler yapılıyordu. Ama biliyorsun ki hani uzun zaman olmadı. Bir 5 ay evvel, 6 ay evvel grubumuzda, basçımızda davulcumuz değişti. Bas gitara Doğaç geldi. Şaka ana cana şaka. Ben de şaşırdım ne oluyor diye ben de. Bas gitara Canay geldi, davula da Doğaç geldi. Müzik açısından bir şey değişim diyecektin. Evet. Hayır yani çok bir değişiklik yok. Ama hani çok böyle ultra bir değişiklik yok ama tabii ki çalınan enstrümanları çalan insanların vermiş olduğu elektrikten dolayı farklı tınlamaya başladı müzik. Athena belli bir kitle tarafından çok sevilen bir gruptu. Sonradan Athena'nın bir üyesi oldunuz. Bu nasıl oldu sizin için? Zor mu oldu, kolay mı oldu? Şöyle söyleyeyim. Kolay getirileri de var. Zor getirileri de var. Yani benim için konuşayım çünkü bitirmek zorunda olduğum bir okulum var. Daha doğrusu zorunluluk değil, bunu istiyorum. Konservatuvarda okuyorum. Okulla beraber yürütebilmek gerçekten, arkadaşlarım da bana çok yardımcı oluyorlar. Grup arkadaşlarım, işte menajerimiz olsun, herkes beni destekliyor bu konuda. Grubun içine girdikten sonra neler değişti senin hayatında? Benim hayatımda açıkçası çok fazla şey değişmedi. Çünkü ben Athena'dan önce de yani müzikle ilgilenen, müzik yapan bir insandım. Yani bas gitar çalıyordum. Dediğim gibi, daha doğrusu Doğaç'ın dediği gibi, Hakan'la konservatuvardan tanışmamız, Doğaç'la da göz teması olması grup içinde çok fazla bir yadırganmışlık hissi bırakmıyor benim için. Öpeceğim, öpeceğim dedim sana. Tüm yapma, yapma. Tüm yapma, yapma. Tüm yapma, yapma. Tüm yapma sana bana. Peki bu albümü yaparken 12 Dev Adam'la aldığınız gazla birlikte neler yaptınız? Sanırım bir belli ska tarzı daha ön planda. Birazcık daha Türk motifleri var. Senin söylemelerinde de birazcık Alaturkalık karışmış bazı şarkılarda. Aslında ilk albümde Tarla Ektim Soğan, O Yerlerin Çimenini onlarda da vardı. Her zaman bir öyle bir tat vardı müzikte. Scalonga'da olsun, hepsinde vardı zaten. Ama Şabat şimdi... Evet yani hepsinde biraz daha, şimdi daha oturdu. Çünkü üçüncü albümümüz. Sen yine de karar ver, söyle. İstiyorsun bence. Adı bir bayağı şarkı geniş değil. Bir şey. Adında bir şarkı yok. Evet. Doğaç'a katılıyorum bu konuda. Her şey yolunda dememizin sebebi çok zor dönemler ve zamanlar geçirdik. Hakikaten bizi çok büyüten zamanlar geçirdik. Hayatta başka şeyler tanıdık bu albümü yaparken. Ondan dolayı da albümün adını Her Şey Yolunda koymak en mantıklısıydı. Çünkü hiçbir şeyin sonuçta bakıyorsunuz, ilerliyorsunuz ama dönüp baktığınız zaman gerçekten de zaten hiçbir şey yokmuş gibi geliyor. Ve geçirdiğiniz zorlukların da sadece sizde bir tecrübe kazandırarak gidiyor, kendi yoluna gidiyor. Sizde tecrübe olarak kalıyor öbürü. Bunu gördükten sonra Her Şey Yolunda demek çok mantıklı oldu albümün adına. Grup yeni albümleri Her Şey Yolunda'yı anlatmaya devam ediyor. Bence öpeceğim, öpeceğim dedim sana. Tüm yapma, yapma. Tüm yapma, yapma. Tüm yapma, yapma. Tüm yapma sana bana. Tüm yapma, yapma. Çıkış şarkısı hangisi olacak? Öpücük. Öpücük. Seksi bir parça. Çünkü kendi aramızda da karar veremedik. Albümde hakikaten çok sevdiğimiz bütün şarkıları çok seviyoruz ama direkt çıkış olarak A1 denilen hani dedikleri şarkılardan 2-3 tane var. Ondan dolayı da parçanın doğuşu da çok duygusal. Evet, doğuşu. Onun doğuşunu stüdyomuzda çalışırken ben Doğaç'la karşı karşıyayım. Hakan'la da Canay Çapraz, onun birbirine dönükler. Ortası boş. Ortada kuyu var, yandan geçiyor falan. Doğaç'tan bakışırken, Doğaç davul çalarken öpücük gönderdi bana. Yaptı ama çünkü müziğin melodisi öyle bir melodi.
Yani öyle bir his geldi, öpücük gönderdi. Parçanın ismi öpücük kaldı. Yani müzik vardı, sözler sonradan mı yazıldı? Bizde zaten yani genelde öyle yapılıyor zaten. Hep mesela ilk grup olarak müziğini yapıyoruz, arkasından da sözünü yazıyoruz. Yavaş, 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 yavaş. Yavaş diye bir parçamız var. O parçada mesela ikinci olarak düşünüyoruz. Biz hep bir olarak kendi aramızda da konuşurken hangisini bir yapalım, hangisini iki yapalım derken yavaş ve bir tane fik fik diye bir parça var. Süper parça. O parçaların, ya şimdi albümün geneline baktığınız zaman bir bütünlük görüyorsunuz. Fakat bütün parçaların kendine göre anlatmış olduğu bir olaylar var. Bir takım böyle nasıl söyleyeyim? Kara mizah vari anlatım yine var. Ama sonuçta eğlence ve gerçek aynı albüm için. Tamam, hepsine, her şeye. Tamam, sen ne diyorsan. Ben Fik Fik'in hikayesini çok merak ediyorum. Fik Fik'in hikayesi aslında parçanın nakaratı Deli Olalım. O parçanın anlattığı da şu: Türkiye'deki insanların çok fazla evlerindeki hayatlarından başka dışarı hayatlarında çok fazla kendilerini kalıba sokup kastıklarını düşünüyoruz. Tabii bu bir tepki değil, sadece bir bakış açısı. Bu bizim gözümüzden bakış açımız. Neyse, Fik Fik'in başka bir özelliği de melodisinin Damdaki Kemancı müzikalinin Bottle Dance melodisi. Fiddler on the Roof. ...nin olması falan. Athena birazcık daha olgunlaştı mı? Bazı şeyler daha mantıklı veya bazı şeyler oturdu mu kafanıza? Yoksa hala olması gereken şeyler var mı sizin kafanızda? Var tabii. Her müzikte bir sınır yoktur. Yani... Oo. Yani... Süper. Çok süper. müzikte sınır olmadığı gibi yani... Tamam, biz artık istediğimiz türü elde ettik, buradan devam edeceğiz diye hiçbir zaman böyle düşünmediğimiz için. Her dönem kendine göre olgunlukları var. Her dönemin kazandırdığı bir takım tecrübeler var. Ondan dolayı şimdi daha çok oturduk, artık büyüdük. Bunlar daha çok hani nasıl söyleyeyim, bir futbolcu için geçerli olabilir. Çünkü onun dönemleri içinde o da ilerler ama belirli zamanda olgunlaştığını hisseder. Müzikte her zaman bir dönemin vermiş olduğu bir hissi yansıtma vardır. Ondan dolayı da pek bir büyüdük, olgunlaştık diyemeyiz. Hala aynı durumda devam ediyoruz. İnsanlar ne gördüyse o devam yani. Yapma, tüp yapma, yapma, tüp yapma senden bana. Albüm işte 1-2 gün içinde çıkıyor. Bir heyecan var mı? Var. Bu sefer çok var. 2 ayda neredeyse hazırlandı bu albüm. Çok diğer albümlere nazaran daha seri bir şekilde hazırlandı ve daha böyle yalnız her gün çalışarak, sabah akşam işte, gece çalışarak. Hiçbir zaman bu kadar çok çalıştığımızı hatırlamıyorum ben mesela. Yani girdik, bir tane kendimize bir tane yer bulduk. Girdik ve çıkmadık oradan. Sabah akşam devamlı. Zaten bundan evvel de kapımızda bir sürü duygusu, parçaların her zaman yapmadan evvel ilk işimizde duyguyu ortaya çıkarmak. Ne duygusunu vermek istediğimizi çıkartırız. Ondan sonra parça yapılır zaten. Bunların hepsi kafamızda vardı. Girdiğimiz anda o duyguları ifade eden şarkılar haline çıktı oradan. Pardon, seni rahatsız etmek istememiştim. Sadece dudağından öpmek istedim.